Evet efendim, Sibel Özkan, diyetisyen Sibel Özkan diyelim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler, sağ olun. Diyetisyen olunca galiba formunuza dikkat ediyorsunuz değil mi? Çok şişman bir diyetisyenden ben diyet önerileri duymak istemezdim. Öyle mi? Evet. Tamam, ama kendisi tercihi de olabilir. Kendi tercihi olabilir, doğru. Ama ben gene de duymak istemezdim. Peki. Yani. Peki siz normalde diyet yapan bir insan mısınız? Hayır, hiç diyet yapmam. Dikkat ediyor musunuz hocam? Dikkat ediyorum biraz. Şöyle dikkat ediyorum. Çok fazla yani bir kere şeker asla yemiyorum. Hı. Rafinerilerden uzak durmaya çalışıyorum. Bir de beyaz ekmek tüketmiyorum. Hı. Çok çok böyle ekmek bandıracak güzel bir şey olursa öyle yapıyorum. Evet. Bütün günahım o kadar. Şimdi, siz nasıl bir diyetisyensiniz peki? Katı bir diyetisyen misiniz? Yok, aslında kişiye özgü beslenme programı düzenlediğimiz için hastalarımıza. Daha doğrusu kişinin tamamıyla yaşam şekline, beslenme düzenine, alışkanlıklarına göre çok katı olmayacak, onları çok zorlamayacak bir diyet veriyoruz. Mesela sizde daha çok böyle gün içerisinde atıştırmalıklar ve ara öğünlerle dolu bir diyet veren bir diyetisyen. Şöyle, yani bu yine dediğim gibi bireyden bireye değişiyor. Bazı bireylerde kan şekeri çok fazla düşüş yaşadığı için 3 ara öğün verebiliyoruz. Klasik bir şeydir bu tabirdir. Ama bazı danışanlarımız da bu 3 aradan çok sıkıldığı için sadece 2 öğün beslenmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla tamamıyla kişiye özgü bir beslenme programı hazırlıyoruz. 2 öğün dediğiniz normalde kahvaltı ve öğle yemeği gibi bir şey mi, yoksa sadece akşam yemeği? Şöyle, sabah kahvaltı. Öğleyi çok tercih etmiyorlar. Ya sabah kahvaltıyı çok geç yemeyi tercih ediyorlar. Yani saat 11-12 gibi yemeği tercih ediyorlar. Arada böyle küçük bir aperatif, bir şeyler atıştırmak istiyorlar. Sonra akşam böyle 7-8 gibi daha mutlu olacakları saatte, daha istedikleri saatte bir ana yemek yemeği tercih ediyorlar. Şu an benim gibi mesela 4 saatlik benim akşam yemeklerim her zaman 3-4 saat sürer. Öyle mi? 3-4 saate yayarım böyle. Azıcık ondan, azıcık bundan. Yavaş yemek, çok yavaş yemek yiyorum. Aslında çok sağlıklı. Ve küçükken şöyle yapardım. Her lokmayı 32 kere çiğnemeye dikkat ederdim ve 32 kere çiğnerdim, yutardım. Annem de hadi hadi kalk, senin bir şey yiyeceğin yok, sofrayı toplardı, aç kalırdım. Biz çünkü birkaç kere yemek yedik, yani gerçekten hani insan şey yapıyor. Bitiriyorsunuz ama. Evet evet, rahatsız oluyor, yani hani şeyden rahatsız oluyor. Nihat Hoca'yı beklemekten değil, kendisi hızlı yediğin için suçlu hissediyorsun. Bir anda fark ediyorsun ki evet, yine hızlı yemek yedim. Ya genelde mesela erkeklerin daha hızlı yediği söylenir ama. Yok. Yani yok, bazıları yemiyor, bazıları direkt yutuyor, atıyor, evet. Bir de yutkuduyor. Ya arada çiğnemeyi unuttun, evet, kardeşim. Evet. Çiğneme yetisi gerçekten beslenmede çok önemli bir faktör. Yani sindirebilme yetisi, ağızdaki olan amilazın biraz daha çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla beslenmede ilk ağzı hareket ettirmek ve o çiğneme yetisini sağlamak en önemli faktörlerden biri. Şey soracağım ben size, yani bir kilo kaybı için günde kaç kalori almalıyım diye size bir soru sorsam nasıl cevap verirsiniz? Mesela ben şu an yani kaç kilo? 93 kiloyum. Yani 85 kilo olmak istiyorum ya da 80 kilo olmak istiyorum desem günlük kaç kalori tüketmeliyim sizce? Şimdi bu varsayımdan yola çıkacak olursam, sizin sadece kilonuza göre bu işte bu kadar kilo, yani bu kadar kalori almanıza gerek var diye bir öneride bulunamıyorum maalesef. Sizin kan tetkiklerinizi görmem gerekiyor. Metabolizma hızınızı bilmiyorum. Dolayısıyla ne kadar kalori vermem gerektiğini bilmiyorum. Ama genel bir öneri verecek olursam, kadınlarda 1600 kalori yaklaşık ortalama diyet başlangıcında bunu veriyoruz. Erkeklerde de 1800 kalori tercih ediliyor. 1800 kalori benim ana yemek değil. Öğlen bir erkek için ara yemek dediğimiz o. Öyle öğlen mi? Araya sıkıştırdığımız var ya böyle bir işte bir şey böyle ne diyeyim, kebap ya da bilmem şey. O tahminen 2000 kalori falan, evet, rahat geliyordur. Evet. Çünkü sabah bir şey yiyorsunuz. Yani bir poğaça yumurta. Yiyorsun, yani 3-4 tane yumurta kırıyorum ben her sabah bir kere. Bismillah'la öyle başlıyoruz. Bismillah diyoruz, 4 yumurta. Şimdi 4 yumurta kaç kalori? Biraz tereyağı da falan da şey yaptım. Tereyağsız yani yumurta olmaz. Bir erkek öyle. Ben diyet yaparak formda kalmaya çalışmıyorum. Spor yaparak formda kalmaya çalışıyorum. Aslında denge önemli. Yemek konusunda asla hiç sınır tanımıyorum. Şeker hariç. Yani bu da sizin vücudunuzu, bedeninizi tanıyarak edindiğiniz bir yöntem. Bu size doğru gelir ama başkasına yanlış gelebilir. Dolayısıyla bireyin öncelikle kendisini tanıması gerekiyor. Sonrasında da beslenme uzmanıyla
kendisini tanımasına yardımcı oluyoruz biz de. Hangi besini ne kadar çok sindirebilir, hangi besini ne kadar tölere edebilir? Buna göre bir beslenme programı düzenliyoruz. O şekilde devam ediyor. Peki ideal aylık kaç kilo vermesi lazım bir insanın? Şöyle, Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında sağlıklı bireyler için önerisi var. Biz bunu baz alarak aslında ilk danışmaya gelen bireylere ilk bunu söylüyoruz. Çünkü çok fazla bir talep bekliyorlar. Yani diyetisyenden çok fazla beklenti içerisine giriyorlar. Ayda ben kaç kilo vereceğim diye bir umutla geliyorlar. İşte ayda 10 kilo verebilecek miyim diye. Biz de direkt bu öneride bulunmaya çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği öneri şu, haftada sağlıklı bireyler için haftada 500 gram ile 1 kilo arasında kilo vermek kilo lazım. Kaybı aslında. Peki 3 ayda 26 olan. Kilo veren bir insan duysanız ne dersiniz 3 ona? 3 ayda 26. 3 ayda 26 kilo. Yani ayda ne oluyor? 8, 16, 24, 8,5 kilo her ay. Evet. Yani şöyle, bu obez veya morbid obezler için aslında değişiyor bu durum. Şimdi sağlıklı bireyler için bahsetmiştim bu Dünya Sağlık Örgütü'nün evet. önerisine. Ama obez veya morbid obezlerde bu durum değişiyor. Ayda 6 kilonun fazlası sağlıklı görünmüyor. Yani sağlığı olumsuz yönde etkileyecek faktörler bugün değilse bile birkaç yıl sonrasında önüne çıkabiliyor bireyin. Evet, tam da şu an sizi çeken kameraman bu işi yapmış. Bence program bittikten sonra ona şöyle bir parmak sallayıp kızın. Ama şu an kendisi çok mutlu hissediyor. O çok, çok mutlu. Hissediyor. Önemli olan o. Ama her gün 2-3 saat spor yapmış bu süreçte. Yani keşke, şu an hala yapıyor musunuz, o önemli. Yapıyor, hala yapıyor. Yani belli bir süreden sonra zaten yani şöyle, genelde bizim toplumumuzda şu vardır. Belli bir kiloya gelene kadar azimli bir şekilde böyle hem spor hem diyet bayağı böyle bir şey, komplike bir şey olur. Ama sonrasında kilo kaybı sağlandıktan sonra her şey bırakılır. Eğer devam ediliyorsa ne mutlu size. Devam ediyor çünkü bütün ekip hepsi aynı anda spora gidiyorlar. Oo, ne güzel. Spora gitmeyen herhalde ceza alıyordur. Bilmiyorum cezanın ne olduğunu bilmiyorum. Beraber bütün ekip beraber gidiyorlar şeye. Peki bu kadar çok tabii o spor yaparak kilo vermiş. Hı-hı. Çok düşük kalorili beslenseydi, bu kadar herhalde ketojenik diyete girseydi herhalde hastanelik olurdu. Bu ya kadar çok düşük ayda kalorili... 8,5 kiloyla. Yani şöyle, çok düşük kalorili diyet şöyle 1000 kalorinin ya da 800 kalorinin altında vermeyi tavsiye önermiyoruz ve asla. Sağlıklı da bulmuyoruz. Dolayısıyla yani belli bir zamanda evet kilo kaybı olur ama bu belli bir süre sonra da kas kaybı olarak, yani kilo kaybı kas ağırlığı olarak yansır tartıya. Evet. Bu da belirli yan etkileri gösterebiliyor bireyde. İşte kramplar gibi, baş ağrıları gibi, kas ağrıları gibi, ani baş dönmeleri gibi. Dolayısıyla çok da sağlıklı bulmuyoruz. Ben bazı şeyler sormak istiyorum size, böyle ufak ufak, hızlı hızlı, kusura tabii. bakmayın. Esasen. Mesela yurt dışında özellikle işte bir yan ürünler satan, daha doğrusu bu tip sağlıklı beslenme mağazalarına, şeylerine girdiğiniz zaman, dükkanlarına girdiğiniz zaman, şimdi artık böyle elma sirkesi de satılıyor orada, onu evet. fark ediyorum. Sabah bazen veriliyor galiba anladığım kadarıyla. Burada veren insanları da gördüm, suya karıştırarak bir çorba kaşığını, sirkeyi ya da işte tadını çok seviyorsunuz, bir kaşığı da sabah içebilirsiniz diyorlar. Genelde aç karınla falan söylüyorlar. Evet evet. İşte bu ya da ona benzer bir şekilde limonlu su tüketmek gün içerisinde. Bunlar böyle hani sizin normalde doğru bulduğunuz şeyler mi? Sen her yani? Yemek yediğimizde çorbana sirke katman ondan o mı? O başka bir şey. Yok, ben sirkeyi o başka çok bir seviyorum. Şey. Ben sirkeyi seviyorum ondan. Yani evet, evimi de siliyorum sirkeyle yani, bakarsan. Ama sirke çok güzel evet, parlatıyor. Evet aynen öyle. O başka bir durum da, şimdi limonlu su, işte elma sirkesi, üzüm sirkesi, x bir besin, mucizevi değil. Dolayısıyla zayıflamaya yardımcı tek bir besin değil. Limonlu suyun sadece şöyle bir avantajı olabilir, alkali olduğu için metabolizmayı az da olsa hızlandırıyor. Ama tek başına yetmiyor tabii ki. Geri kalan öğünlerde ve ana öğünlerde ve ara öğünlerde ne yediği ya da neyle beslendiği de önemli bireyin. Ve limonu şöyle, yani aslında halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi bu. Çünkü limon gerçekten böyle diyete başlayan bireylerde, ben işte bir limon, iki limon yedim ya da tükettim diyorlar. Salataya falan sınırsız katıyorlar. Aslında limon bir meyve grubuna giriyor ve içindeki karbonhidrat miktarını böyle görmezden geliyor insanlar. Dolayısıyla limonlu suyun çok da sağlığa böyle pek bir mucizevi denecek kadar bir faydası ya da katkısı yok. Belki o süreçte içindeki C vitamininden dolayı evet. değil mi? Yani, vücut direncini desteklemesi. Her şeyin fazlası yani zarar. O yani kadar suyun düşük bile kalorili fazlası zehirliyor insanı. Hazır su demişken şöyle bir şey soracağım size. Ben mesela yemekle su tüketmeye alışık değilim ve çok rahatsız oluyorum. Hı-hı. Yani yemek ne güzel. Yerken su içemiyorum. Ve böyle masada içen insanları görünce de böyle çok acayip ilginç geliyor bana. Yani bu doğru bir şey mi? Yani özellikle yemek sırasında
su veya başka bir şey tüketiyor ama. Şöyle mesela ayran falan içmek de şişkinlik yapar. Yani tam tersidir aslında suyla. Su yemek aralarında içtiğin zaman yemek aralarında içilen su miktarı ne olursa olsun iştah açıyor ve tekrardan yeme ihtiyacı duyuyor insanlar. Ve psikolojik de aslında bunun bir şey, diğer etkisi. Yemekten önce içilen su her zaman, yani benim danışanlarıma önerdiğim şey, yemeğe oturmadan 20 dakika ya da 10 dakika önce 2 su bardağına yakın bir su için o şekilde oturun. Çünkü mide kapasitesini zaten dolduruyor ve biraz tok oturuyorsun sofraya. Dolayısıyla porsiyon miktarın otomatikman azalmış ve küçülmüş oluyor. Ama yemekle beraber çok da salık vermiyorsunuz. Yok hayır. Yani işte arttırdığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla önermiyorum danışanlarıma. Wow. Ben bunun şehir efsanesi olduğunu düşünüyordum. Demek ki gerçekmiş. Yani deneme yanılma yöntemiyle aslında yapılıyor. Böyle bilimsel bir kaynak var mı görmedim ben yayında. Ama yani literatürde böyle bir araştırma görmedim. Ama deneme yanılma yöntemiyle önerdiğim şey bu. Peki mesela şey falan da herhalde. Bizim Türk geleneklerinde böyle, ben tabii hep babaanne ve dedeyle büyümüş bir insan olduğum için bizim böyle üç öğün yemek yeniliyordu düzenli olarak, ama yemeğin içinde de, yani o yemeğin içinde de çorba, salata, yemek, arkasından mutlaka ana tatlı. Yemek, benim mesela yemek. İşte kötü bir alışkanlığım var. Benim için yemek tatlı yediğin zaman bitiyor gibi bir şey. Yemek de yemiyorsan mutlaka bir meyve yenirdi mesela. Yani onlar herhalde yanlışlar değil mi? Doğru bilinen yanlışlar. Yani hazmettirir deyip elma vermek mesela yemeğin arkasından. Doğru mu? Aslında biraz psikolojik bu durum. Ben önden yiyorum elmayı. Evet. Yemekten yani, önce elma yiyorum, sonra yemek yiyorum. Ya bunlar aslında hep insanların yani kendilerine göre yaratmış olduğu bir algı ya da rahatlık diyeyim. Yo, açken elma yemeyi seviyorum mesela. Mesela bazılarına da dokunur açken bana elma yemek. Bana hiç iyi gelmiyor. Yani mide yanar, ne bileyim mideye oturur, sindiremez insanlar. Ama porsiyon miktarı her zaman çok önemli. Yani masaya otururken sabah aldığınız besinin ne kadar size yetebileceğini ya da o porsiyon miktarını büyük tabakta değil de küçük tabakta tercih etmeniz sizi biraz daha böyle rahatlatacaktır. İşte meyve yerine biraz daha çiğ salata tüketmenizde fayda vardır. Çünkü meyvenin aşırısı ve fazlası her zaman vücutta yağ olarak depolanıyor. Bunları öğrendim, ben de deneyeceğim yarın. Bu aralar sporu biraz savsakladım. Onun için şunların hatırına en azından spor yaparım. Tamam. Efendim, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Takipte kalın.